Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bütün Türk Turan dünyamız hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Candaşlarım, kandaşlarım. Buradan hepinize saygılarımı sunarım. Hepinize saygılarımı sunarım. Bugünkü sohbet konumuz cumartesi sohbetleri. Ya bu şekilde şey olmaya başladı değil mi? Güzel oldu. Geleneksel olmaya başladı. Bugünkü konumuz çok önemlidir. Türk Turan dünyamız için. Bilinmesi olmazsa olmazımızdır. Konumuz hem de aynı zamanda biraz hiciv yapacağız ya. Hiciv, taşlama yapacağız. Konumuz bugün ikinci Katerina. İkinci Katerina'dır. Bu kadının oynamış olduğu rol vardır. Rol vardır. İkinci Katerina. İkinci Katerina. Aa Katerina. Sen yok musun Katerina? Katerina ah ah. 18. asırda bizim bu Katerina. Katerina. Varsa yoksa düşüncesi, aklında olanın tek şey soyluluk. Ben nasıl soylu olabilirim? Ben nasıl soylu olabilirim? Ve bu Slav kelimesini en çok kullanan insandır. Katerina, ikinci Katerina. İkinci Katerina. Ve devamlı Paris'e gelir. Paris'e gelir bizim Katerina. Her yerde arayışlara girer Katerina. Der ki ya buranın en ileri gelen en büyük elitleri kimlerdir? En büyük elitleri kimlerdir? Bakar, araştırır bizim kurnaz Katerina. Katerina. Ne yapar? Araştırma yaptır. Ekibine araştırma yaptır. Bir bakar, en elit insanlar, bilim adamları kim? Voltaire. Yazın bir kere. Voltaire. Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau. Ve diğer bilim adamları. Bunlar soylu insanlardır. Soylu insanlardır. Katerina ne yapar? Ben de bu soylu insanların arasına gireyim, beni soylu yapsınlar. Beni soylu yapsınlar der bizim Katerina. Bizim Katerina. Hürşit, Hikmet, dostlarım da oradalar. Onlar da bizim Katerina'ya gülüyorlar ya. Hikmet de Hürşit benim can yoldaşlarımdır. Yani bizim hiciv, taşlama konusunda üstadlardır. Üstadlardır. Ve bir de bizim besili tarihçimiz var burada. Besili tarihçimiz, o da saklanır genellikle. Saklanır. Devam ediyoruz Katerina'ya. Hanımefendi geliyor, devamlı bir Slav düşüncesi var. Slav. Ve bu elitlerle beraber dostluk kuruyor. Özellikle Montesquieu ve Voltaire'le. Bunların yapmış oldukları bütün toplantılarda, davetlerde, o şaşalı davetlerde her yerde Katerina var. Kendisini gösteriyor. Hindi gibi. Kabarıyor böyle. Ama millet de bir tuhaf bakıyor. Bu anlattıklarım arkadaşlar, Çağan Ştambal'ın kaynağındandır. Turan ve Moskovalılar. Çağan Ştambal. Ve Jean-Jacques Rousseau'da geçer. Katerina devamlı
Voltaire ve Montesquieu paralar yağdırıyor. Altınlar yağdırıyor. Zümrütler getiriyor. Yakutlar getiriyor. Her seferinde bunlar diyor ki alın. İşte bunları besliyor işte. Bu elit takımını besliyor Katerina. Hatta rolde bir tane Van Harpen var. Van Harpen bu da Katerina'nın çocuklarının hocasıdır ya. Hocasıdır. Çok burada değişik şeyler oluyor. 18. asır. 18. asır. Bizim Katerina her yerde. Her yerde. Aman diyor ne yapın edin bana diyor soyluluk verin. Soyluluk veriyorum. Artık öyle bir oluyor ki bu. Öyle bir oluyor ki Montesquieu'nun canına tak ediyor. Montesquieu. Montesquieu da biraz alaycıymış ya şey yaparken. Ya diyor sen diyor Katerina'sın diyor. Ama diyor senin asıl adın Semiramis diyor. Semiramis. Semiramis. Katerina diyor. Nereden çıkarttınız diyor. Benim adım Katerina diyor. Ben Katerina'yım, Almanım ben diyor. Katerina'yım, ben Almanım. Montesquieu diyor ki seni oranın ataları Tatarlar Semiramis diye çağırıyorlar diyor. Seni Semiramis diye çağırıyorlar diyor. Katerina diyor ki ben Semiramis değil. Ben Katerina'yım. Ben Almanım diyor. Ben Almanım diyor. Montesquieu şu cevabı veriyor. Almanın atası da Tatar'dır diyor. Almanın atası da Tatar'dır diyor. Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun diyor. Semiramisçiyim diyor. Kadın küplere biniyor. Küplere biniyor. Senin soyun da diyor Türk Tatar'dır diyor. Aman diyor Katerina. Aman diyor. Ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar daha vereyim sizlere? Yakut mu, zümrüt mü, altın mı? Sonsuzluk diyor. Yani inanılmaz bir şeyler servet yapıyor. Aynı şekilde Voltaire. Voltaire bana soyluk verin. Soyluk diyor. Ben soylu olmak istiyorum diyor Katerina'ya. Çünkü sizin gibi elitlerin arasındayım diyor. Sizin gibi aristokratların arasındayım diyor. Bana lütfen de soyluk verin diyor ya. Ne olursunuz rica ederim diyor. Orada çok güzel not etmişler ya. Ben baktım oraya gelirim. Çok güzel not etmişler ya. Kadın çünkü burada şey oyununu oynuyor. Slav oyununu. Slav. Çünkü Montesquieu diyor ki Slavlar hep Türk. Onlar da Türk diyor. Onlar da Tatar diyor. Kadın diyor ki ya biz Hristiyanız diyor. Bak başka yerlere gidiyor. Biz Hristiyanız diyor. Biz Hristiyanız. Değişen bir şey yoktur. Hepiniz diyor Türk Tatarsınız. Hepiniz Türk Tatarsınız. Bütün diyor Rusya. Söyledim Rusya diyor. Hepsi Türk Tatar'dır diyor. Finliler vardır. Akrabalar. Hepiniz diyor Türk Tatarsınız. Kadın kuduruyor mu arkadaşlar ya? Öyle bir entrikalar oluyor ki burada inanılmaz bir şey. Ah Katerina. Katerina. Semiramis. Semiramis. Anlatacağız bir gün Semiramis'in hikayesini de anlatırız ya. Anlatacağız Semiramis nereden geliyor ismi. Neden Tatarlar hep Semiramis ismini kullanıyor ya? Neden? Nibur'un karısı olmasın Semiramis? Asurlarda, Babillerde. Bakalım Semiramis. Ananakilerde geçen Semiramis olmasın? Yazın bunları bir kenara. Kadın deliriyor arkadaşlar ya. Bildiğiniz gibi ya. Dağıtmak için, yani bölmek, Türk Turan'ı bölmek için her şeyi yapıyor kadın ya. Elinde de imkan var. Kraliçe, Katerina. Ama eksik olan şey soyluluk. Hanımefendi'nde soyluluk yok. Soyluluk yok diyor. Düşün. Voltaire zaten diyor sen soylu bir yerden geliyorsun zaten. Sen Tatarlardan geliyorsun zaten diyor. Kadın bakın düşün.
nasıl bir düşmanlık giriyorsa, nasıl bir düşmanlık giriyorsa beynine, kadın bunu bir türlü kabullenmek istemiyor. Kabullenmek istemiyor. Dedim ya, her yere gidiyor kadın ya. Nerede bir konferans olursa, o zaman 18. asırda, kadın hemen orada bitiyor ya. Maydanoz gibi bitiyor. Sırnaşıyor böyle insanlara. O aristokrat takımına. Onlara, insanlara hediyeler götürüyor. Hediyeler götürüyor. Niye? Çünkü kendi fikrini kabul ettirmek için. Kendi fikrini kabul ettirmek için. Bazıları bunu iyi söğüşlüyorlar. Dedim ya, iyi söğüşlüyorlar ya. Söğüşlüyorlar. Ama buna Jean-Jacques Rousseau yüz vermiyor. Jean-Jacques Rousseau asla. Dedim ya, Montesquieu, Voltaire. Ekseninde dolaşıyor kadın ya. Ekseninde dolaşıyor. Kadının işini yok ya, düşün ya. Düşün. Kadın şey yapmıyor kardeşim. Soyluk, soyluk, soyluk diyor. Başka düşüncesi yok ya. Nasıl Turanlı Moskova, Turanlı Türk Moskova'yı bölerim ya. Aklı fikri bunda ya. Slav fikri. Şimdi anladınız mı? Nasıl çıkmış Slav fikrinin çıktığı yerler ya. 18. asırda. 18. asırda ya. Semiramis. Semiramis. Seni gidi Semiramis. Seni. Seni gidi Semiramis. Seni. Sen neymişsin ya? Acaba biz bunları biliyor muyduk? Girip araştırıp bulduk mu bu arşivlerden bunları? Çıkarttık mı? İşte Cengiz Altın tak diye çıkartır ya. Tak 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 diye çıkartır ya. Bizim Katerina neydi? Katerina neydi Hikmet? Semiramis. Semiramis. Türk Turan dünyamız, Türk Turan dünyamız muhakkak dediğim gibi Moskova'yı bilecek ya. Moskova'yı bilecek. Yani bütün orası bir Türk Turan İmparatorluğu ya. Milattan önce 800'de kurmuştur. Milattan önce 800'de Tatarlar kurmuştur. Moskova. İsim itibariyle Moskova. Turan, Türk Turan ordusunun her mola verdiği yere verilen isimdir. Moskova. Askerin, çelinin, Türk Turan askerinin, çelinin, askerin mola verdiği yerlere verilen isimdir. Moskova. Diğer Türk boylarında Kuman, Kumanova. Diğer beyliklerde Kriyakova. Kriyakova. Bakın arkadaşlar çıkartın çıkartabildiğiniz kadar. Yani. Hunlarda Atilla. Atilla'nın bütün Avrupa'da askerlerinin kışlak yaptığı, mola verdiği yerlere verilen isim de kenttir. Kent, kent, kent. Bunları bileceğiz. Bunları bileceğiz. Batılı bunu hep yazmış bunları. Teker teker yazmış ya. Bakın kent ismi en çok nerede var ya. Kent ismi İngiltere, Almanya, Fransa her yerde var kent ismi. Acaba araştırdık mı? Acaba soruşturduk mu? Bu isimlerin hepsi Türk Turan'dır. Dedim mi? Nereye giderseniz gidin. Nerede bir uygarlık kurulmuşsa kurulmuş olsun orada Türk Turan çıkar. İsimle, yer ismiyle, ova ismiyle, dağ ismiyle, nehir ismiyle çıkar da çıkar, çıkar da çıkar. Ama benim Semiramis, Semiramis neydi? Katerina, ikinci Katerina. Nasıl bir kafa yapısına sahipmiş bu kadın? Muhteşem bir soyluğa sahip. Ama gelip 18. asırda buradakileri besliyor ya. Buradakileri besliyor. Neden acaba? Neden?
bağlı bulduğu dine, işte dinden mi acaba? Veya o din içindeki mezheplerden mi? Yoksa o tarikatlardan mı? Bakın arkadaşlar, manası derinde bu sözden ya. Çünkü Voltaire güzel içerdi diyor. Sen zaten soylusun diyor. Bir de bakıyor kadına gülünç ya. Ama kadında entrika var. Entrika taktiği mükemmel kadında ya. İnanılmaz ya. Katerina. Büyük aşkım benim Katerina. Neredesin sen? Neredesin? Hikmet. Hikmet gülüyor. Hikmet gülüyor. Dedik ya aynı zamanda hiciv yapıyoruz. Taşlama yapıyoruz ya. Taşlama yapıyoruz. Çünkü bu kadın, bu kadın Semiramis Türk Turan dünyamıza çok darbeler vurmuştur bu kadın. Çok darbeler vurmuştur bu kadın. Bu sinsi. Neydi? İblis. Şeytani. Düşün ya. Çünkü bu kadın olma, bu kadın gerçekten gerçekten özüne sahip çıksaydı, soyuna sahip çıksaydı bugün Türk Turan dünyanın bir numara hakimiydi ya. Bir numara hakimiydi bu kadın. Düşün ya, o kadın eğer adam gibi, hani insan gibi soyuna sahip çıksaydı, ki soyunun geldiği yeri de biliyor çünkü kadın ya. Soyunun neresi dayandığını, Türk Turan'a dayandığını biliyor kadın. Ama işte değil mi, dinler işte böyle bir şey ya. Türk Turan da dünyamıza çok büyük darbe vuruyor bu kadın. Güler misin, ağlar mısın? Güler misin, ağlar mısın? İşte böyle inanılmaz, inanılmaz arkadaşlar, entrikaların döndüğü yerdir Avrupa. Çünkü özellikle 18. asır, değil mi? 17. 18. 19. asır Paris dünyada insanlara soyluluk verilen yerdir. Neden? Dil itibarıyla. Dil itibarıyla. Çünkü 1680'den sonra, 1670-80'lerden sonra 1950'ye kadar, yani hani nereden bakarsanız 300 sene. Yani 300 sene yakın Batı'nın konuştuğu diplomat dili Fransızcadır. Fransızcadır. Çünkü bütün o büyük toplantıların, kongrelerin olduğu yerdir burası. Yerdir burası. Çünkü bazen bakıyorum. Dedim ya, ben çok derinlere inerim yani. Kazırım böyle ya. Kazırım, kazırım. Yapım budur ben. Kazırım. Özellikle çok ufak yazılar vardır ya. İnanılmaz böyle. Onlar gene okurum ya. Orada neler geçmiş. Ne konuşmalar geçmiş. Not almışlar adamlar. Teker teker yazmışlar. Teker teker yazmışlar ya. Ne gibi oyunların döndüğü ya. Ne gibi oyunların döndüğü. Ama o zaman bakıyorsun, bakıyorsun bizim Müslüman olan Türk dünyasında kimse yok. Burada kimse yok. Ama Müslüman olmayan Hristiyan dünyasındaki Türkler burada, Turanlar burada. Yahudi olan Türkler burada. Ama Müslüman dünyasında kimse yok ya. Lan kimse yok. Neler dönmüş? Neler? Ne etikala dönmüş yani? Nasıl bir oyunlar oynanmış? Çünkü oyunlar her asırda devam ediyor yani. Şekli değişiyor. Şeması değişiyor oyunların yani. İnsanlar hiç bakıyor bu tiplere. Bakıyorlar bu tiplere. Nasıl bir insan bunlar diyor ya? Nasıl bir insan ya? Düşün ya. Düşün. Aynı yerden gelen, aynı atanın çocukları bunlar. Aynı soydan gelenler ya. Ama bizim Katerina. Ah Katerina. Ne kadın mısın sen ya? Arkadaşlar anlat anlat bitmez bu kadın ya. İnanılmaz ya. Bizim Semiramis. Bizim Semiramis yani. Kadın her yerde ya. Her yerde arkadaş ya. Her yerde. Ya Berlin'de ya Paris'te. Millete diyor gelin St. Petersburg. Oraya gelin.
İnanılmaz paralar dağıtıyor kadın ya. Servet dağıtıyor, servet. Amaç ne? Bütün sosyeteyi toplamak. Bütün sosyeteyi toplamak. Bütün bilim adamlarını toplamak. Onlara yani kafasından geçen olmayan şeyleri onlara kabul ettirmek yani. Kime karşı? Kime? Türk Turan'a karşı. Türk Turan'a karşı. İşte böyle bir oyunların olduğu yerdir Batı. Bunlardan hiçbir zaman haberdar olduk mu? Kimse söyledi mi bunları? Veya cüret edebildi mi? Zaten bilemez o insanlar. Çünkü arşivci olmadı, bilemezler yani. Sözde tarihçiler. Sözde akademisyenler. Nereden bilsinler bunu? Nereden bilsinler? Katerina'nın ne? Semiramis'in yaptığı oyunları. Semiramis'in yaptığı oyunları. Bilselerdi, açıklarlar, söylerler. Bakın derlerdi. Özellikle bizim Türk dünyamıza söylüyorum ama. Müslüman olan Türk dünyasındaki insanlara söylüyorum. Aydınlatırlardı. Bakın bunlar bilim yolundan gittiler. Bilim yolundan gittiler. Aynı özüz. Aynı hataya sahibiz hepimiz yani. Derlerdi. Anlatırlardı. Bakın böyle şeyler olmuş. Biz bunlardan haberdar olalım ki biz hatalara düşmeyelim. Aynı hatalara düşmeyelim yani. Ama ne oldu? Hep uyumuşuz. Ne uykuymuş bu ya? Ulan ne uykuymuş arkadaşlar ya? Hala bu çağda bile insanlara anlatıyorum. Aydınlatmaya çalışıyorum. Hala anlamamak isteyen insanlar var. Bu çağda 21. yüzyılda ya. Atomun bittiği çağdayız artık ya. Atomun bittiği çağdayız. Hala anlamak isteyen insanlar var ya. İşte bütün bunların sorumlusu o sözde tarihçiler diyor. Akademisyenler işte. Çünkü her şey tarihle başlar, tarihle. Bunu ısrarla her zaman söylerim ya. Yani. Anlatalım ya, bunun konumuz şey olsun ya. Semiramis olsun dedik ya. Semiramis, çünkü daha önce okumuştum ben bunu ya. Okumuştum, bir kenara yazmıştım ben bunu. Yazmıştım bir kere, dedim ki ya bu kadın arkadaş inanılmaz şeyler yapmış ya. İnanılmaz oyunlar oynamış burada. İşte parasıyla, servetiyle, parasıyla, servetiyle buradaki insanları kullanmış ya. Ha, boş da bir kadın değilmiş ama. Boş, aptal bir kadına değilmiş ya. Ne olacağını çok iyi bilen bir kadınmış ya. Ama ben anlayamadığım nokta, her zaman söylüyorum, anlayamadığım nokta neden yani. Kendinin çünkü özünün orası olduğunu biliyor çünkü. Özünün Türk Turan olduğunu biliyor. Özünün Tatar olduğunu biliyor. İşte onun için her zaman söylüyorum arkadaşlar, özümüze sahip çıkacağız. Mayamıza sahip çıkacağız yani. Yoksa kaybolur gideriz. Yoksa kaybolur gideriz. Kardeşlerim, kandaşlarım, soydaşlarım, mini düğünlerim kaybolur gideriz. Çünkü bu anlatılan, benim anlattığım şeyi dünyada anlatacak insan yok. Söylenmezler, bilmezler. İyi oldu ya. Bugün de bu cumartesi sohbeti dedik ya, Semiramis, Katerina, ikinci Katerina. Onu anlatalım dedik. Yapmış oldu oyunları, tezgahları. Biraz anlatayım dedim. Anlatayım dedim. Yani sizin de Katerina hakkında, yani Semiramis hakkında bilginiz olur dedim yani. Bir kenara yazarsınız mı? Kenara yazarsınız bizim Katerina'yı. Bizim Katerina'yı bir kenara yazarsınız. Güzel oldu. Güzel oldu. Dedim ya, arası sohbetler güzel olur bu şekilde. Hem hiciv yaparız, taşlama yaparız. Beraber güleriz. Düşünürüz. Çok önemli çünkü. Çok önemli. Düşünürüz. Ve belleğimize bunları yazarız. Belleğimize bunları yazarız. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Ne mutlu Türk Turan dünyamıza. Bileceğiz. Bütün tarihimizi bileceğiz yani.
Çünkü bizim eşsiz bir tarihimiz vardır. Eşsiz bir tarih, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tarihimiz vardır. Yani. Tarihimiz vardır. Hep beraber, hep beraber bu yolda ilerliyoruz artık. Hep beraber ilerliyoruz. Ah, gitti be. Ah, nişanlım ya. Katerina. Katerina, ikinci Katerina. Neydi? Semiramis. Neydi? Semiramis. Sen de gülme Hurşit, ne gülüyorsun? Hurşit, ne gülüyorsun? Neyse, bir cumartesi sohbetimizi yaptık. Hicivimizi yaptık, taşlamamızı yaptık. Düşündük. Yazdık bir kenara hepsini. Yazdık bir kenara hepsini. Ben hepinize buradan saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başka bir sohbet programında görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Türk Turan Dünyamız. Sizleri çok seviyorum. Saygılarımla. Hoşçakalın.